Fenerbahçe şampiyonluğu Kadıköy'de kaybetti. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında en büyük gücü her zaman Şükrü Saraçoğlu Stadı oldu. Rakip takımlar için bırakın galibiyeti, buradan bir puan almak bile büyük başarıydı. Sarı lacivertlerin mabedi bu sezon en büyük rakip haline geldi. İlk kez evinde 7 yenilgi alan Kanarya, sahasındaki son maçta Sivas'a kaybedip taraftara hüsran yaşattı. Sarı lacivertler tarihinde kazandığı şampiyonlukların hemen hepsinde Kadıköy'deki müthiş sonuçlarla zafere uzandı. Şükrü Saraçoğlu Stadı Fenerbahçe için tam anlamıyla bir kaleydi. Rakipler Kadıköy'de bırakın galibiyeti, beraberlik aldığında bile büyük sevinç yaşardı. Ezeli rakipler Saraçoğlu'nda galibiyeti unutmuştu. Ancak bu sezon tablo tamamen tersine döndü. Tarihe geçecek sonuçlar alındı. Seriler yakalandı. Belezoğlu 4-4 yapmıştı. Erol Bulut'un görevden alınmasının en büyük nedeni iç sahadaki başarısız sonuçlardı. Bulut yönetiminde tarihinde ilk kez Kadıköy'de Kanarya peş peşe 4 lig maçını kazanamadı. Beşiktaş yıllar sonra Saraçoğlu'nda hem de 40 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazandı. Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Kadıköy'deki olumsuz tablo tersine dönmüş gibiydi. Sarı lacivertler 40 yaşındaki çalıştırıcıyla sahasında 4-4 yaptı. Fenerbahçe Sivas karşısına şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak için sahaya çıktı. Ancak Kadıköy kabusu yine hortladı. Lider Beşiktaş Karagümrük maçında şok yaşayıp geri düştü ve mağlup oldu. Sarı lacivertler kazansa son haftaya lider girecekti ama olmadı. Kadıköy'de 7. mağlubiyetini alarak bu alanda tarihe geçen Fenerbahçe şampiyonluk ikramını sahasında geri çevirdi. Fenerbahçeli futbolcular 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından adeta sahada yığılıp kaldı. Büyük şok yaşayan sarı lacivertli oyuncular için Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesi üzüntünün katlanmasına neden oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe soyunma odasında tam anlamıyla matem havası vardı. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Adeta çıt çıkmadı. Daha sonra Emre Belezoğlu kısa bir konuşma yaparak "Söyleyecek bir şey yok. Matematiksel olarak şansımız sürse de bu sonuç bizi yarışın dışında bıraktı. Gidin bir gün dinlenin. Son hafta Kayseri'yi yenip sezonu galibiyetle bitirelim." ifadelerini kullandı.